Müsabihin PKK teröristlerden temizlendi. Operasyonlar sonrası askerler kenti Türk bayraklarıyla süsledi. Ancak Cumhuriyet gazetesi PKK'ya tek bir eleştiri getirmezken binalara bayrak asan askerleri eleştiren bir üslup kullandı. Nusaybin yerli bir savaş manzaralı ilçede yıkılan evlerin duvarlarına Türk bayrağı asıldı. Ancak vatandaşlar herhangi bir düşman devletten toprak alınmış gibi bayrakların asılmasının toplumu rahatsız ettiğini söylüyorlar diyerek haber yapmış. Kardeşim ne alaka? Türk bayrağının asılması demek burada ahlaksız, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz, pislik, PKK'lı itler, lağım temizlendi diyor. Türk bayrağıyla da nurlandırıyor. Oradaki vatandaşların duyacağı sevinci bir düşün ya. Ne kadar güzel. Pislik gitmiş, lağım gitmiş, tertemiz, nur gibi Türk bayrağı da oraya asılmış. Türk bayrağının asılması artık buraya pislik giremeyecek anlamına geliyor. Pislikten temizlendi anlamına geliyor. Hay maşallah, hay maşallah. Göğsünüzü gere gere gezindi anlamına geliyor. Oraları düzeltmek bizim için iş mi? Cennet gibi yaparız Allah'ın izniyle. Biz kardeşlerimizin huzurlu ve güzel yaşaması için, iyi yaşamaları için, imanlarıyla, sevinçleriyle, Kur'an'a bağlı yaşamaları için hayatımızı ortaya koyuyoruz. Böyle bir şeyde ne kadar kararlı olduğumuzu zamanla görecekler. Oraları biz cennete çevireceğiz. O güzeller güzeli Kürt kardeşlerimiz, aslanlarımız orada huzur içinde, neşe, sevinç içinde yaşayacaklar. Altyapıyı da mükemmel yapacağız, evleri de mükemmel yapacağız. Daha önceki evleri fakir evlerdi. Altyapısı yok. Eski evler, yıkık dökük, zor yaşadıkları yerlerde. Şimdi onlara cennet gibi evler yapacağız. Huzur içinde yaşatacağız Allah'ın izniyle. Devlet oraya oluk oluk yiyecek malzemesi göndersin kardeşlerimize. Efendim giyecek malzemesi, acil olan, efendim hemen kalacakları barınaklar hazırlayalım, geçici yerler ve evlerini süratle tamir edip, düzeltip, güzelleştirip o doğal dokuya uygun, oranın kültürüne uygun, sanatsal, hoş evler yapıp canlarımızı oraya yerleştireceğiz. PKK'da bir daha oraya adım atamayacak. Her adım attıklarında karşılığını bulacaklar anlamına geliyor. Askerimizi, polisimizi tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Allah yedi cihetlerinden razı olsun. Onlar cennet kuzusu, şehit olanlar. Gaziler de aslan. Çok büyük hizmet ettiler. Kurtuluş Savaşı gibi bu da tarihe geçecek. Bu yiğitlikleri, kabadayılıkları, delikanlılıkları asla unutulmayacak. Hep baş tacı olacaklar. Zaman gelecek, hepsine madalya da verilecek. Efendim gazi olarak da anılacaklar. Onlar bizim aslanımız, koç yiğitlerimiz. Çok büyük hizmet ettiler. Allah onlardan gani gani razı olsun. Ne kadar güzel. Orada pislik kalmaz. Eskiden lağım var diye adım atamıyorduk. Şimdi lağım yok. Tertemiz, ne güzel. Bir yere, mesela düğünde bile bayrak asarız. Değil mi? Cenazemizde bayrak asarız. Bir yer kurtulduğunda, pislikten kurtulduğunda bayrak asarız. Bayrak bizim sevincimizdir. Artık oraya devletin, milletin hakimiyeti oluşmuş anlamına geliyor. Şırnak çevresindeki Kürt kardeşlerimize böyle otağı gibi daha geniş rahat çadırlar veriyorum. Yaz. Yaz olduğu için çadırda rahat edebilirler. Yiyecek konusunda çok titiz davranalım. Zibil gibi yiyecek gönderelim. Kıyafet gönderelim. Efendim şu an havalar iyi. Evlerini süratle yapmaya başlayalım. İnşallah onlar yaylanın insanları. İnşallah. Ama bir de mağduriyetlerinden dolayı para da verelim ki hem bir şeyler alırlar hem de işte o eski evler olmadığı için belki yeni ihtiyaçları da olabilir o tahribattan kaynaklanan. O sağlanabilir. Sabit bir gelir. Çocuğu çalışsa dahi sabit gelir. Ya Allah Allah biz vereceğiz. Parasını vereceğiz. Devlet dağıtsın, hükümet versin. Ne gerekiyorsa yapsın. Biz kardeşlerimiz zengin ve refah içinde görelim. Kürt kardeşlerimizin bir tatlılığı vardır, güzelliği vardır. Yiğittirler, burnu yere düşse almaz. Tenezzül etmez, söylemez yani. Açlıktan öleceğini bilse ben açım demez. Donacağını bilse ben donuyorum demez. Onlar çok mert insanlardır.
Onun için onlar söylemeden biz gizlice dağıtımı yapalım. Her eve, her şeye kapılarını önlerine koyalım. Yiyecek, giyecek şey, hiç yani onların bir ızdırap olmasın. Çadırlarını da çok kaliteli, güzel hale getirelim. Değil mi? Sahra çadırı kuralım, yani ordu çadırı. Asker de yapabilir bunu, Kızılay da yapabilir. Büyük çadırlar. Beraber çocuklar oynar, iyi işte güneşlik falan. Daha açık geniş alanlara doğru, böyle yeşillik alanlara doğru kaydırarak yapalım. Evlerini de süratle tamir edip hazırlayalım. Tamir değil de tamir, yıkalım. Yıkılsın, yeniden güzel villa tipi, güzel tertemiz evler yapalım. Canlarımız, onları devletin ne kadar sevdiğini, millet olarak Kürt kardeşlerimizi ne kadar sevdiğimizi, hepimizin aynı milletin fertleri olduğumuzu böylece göstermiş olalım. Çok acı çektiler. Onların öncelikli hakkı o. Öncelikli hakkı. Bize olmasın. Önce onlar olsun. Biz bir altyapı, üst yapı bir şey istemiyoruz. Hele onlar bir rahatlasın. Bir huzura kavuşsun, bir görelim. Onun verdiği keyif bize yeter. Evet. Evet. Fikret, dinliyorum. 2012 yılından itibaren Suriyeli muhaliflerin kontrolünde olan Haseke, Deir ez-Zor ve Rakka bölgeleri 2015 yılında PYD'nin eline geçti. Amerikan destekli operasyonlarda IŞİD'den alınan Haseke ve Rakka bölgelerindeki petrol kuyuları da PYD'nin eline geçti. Böylelikle PYD Suriye'deki petrol kuyularının 1/3'ünü kontrol eder hale geldi. Paralarını da onlara verecekler herhalde anladığım kadarıyla. Yani komünist, Stalinist bir devletin zeminini hazırlıyorlar ama yani sonu çok büyük bir felaketle sonuçlanır, onu söyleyeyim. Helaket ve felaket bekliyor komünist, Stalinist, PKK'lıları. Yani tarihin görmediği bir felaketle karşılaşabilirler. Akıllarını başlarına alsınlar. Şehirler yıkıldıysa Nusaybin'de, Şırnak'ta, o bir nimet. Çünkü yerine altyapısı, üst yapısı, her şeyi mükemmel, yaşamak için en hoş, en estetik güzel evler gelecek. Ve kardeşlerimiz şanlarına yakışır, güzelliklerine yakışır evlerde oturacaklar. Çocuklarıyla, ailesiyle birlikte huzur ve mutlu yaşayacaklar. Çile çekiyorlardı o evlerde. Hayır, her şeyde bir hayır var. Yıkılmasında da hayır oldu. Yıkılmasıyla da yenisi yapılamayacaktı. Güzeli yapılamayacaktı. Hayır oldu. Hem lağım gitti hem yeni eve kavuşmuş olacaklar.